Evet dostlar, bugün Nokia N-Gage'i inceleyeceğiz. Ne ilginçmiş ya. Evet. Böyle konuşmak da çok ilginç değil mi? Bu yüzden bu telefona taco telefon dedikleri de oluyormuş. Telefonun en büyük handikapı ya da konsolun en büyük handikapı, güçlü olmasına rağmen en büyük handikapı, oyunlarını takmak için pilini çıkartmanız, arka kapağı çıkartmanız gerekiyor. Konsol çok pahalı imiş ve konsol çıktıktan çok kısa süre sonra 200 dolara mı ne düşürmüşler konsolun fiyatını. O yüzden millet alabilmiş. Aynı zamanda da 50'ye yakın oyunu var. Güzel oyunlar var aralarında. Yani ne bileyim, Elder Scroll oyunu var, Tony Hawk var, Pandemium var. Üçüncü parti desteğini alsa da ölmüş abi. Neyse, şimdi konsolu hadi açalım bakalım, inceleyelim, oynayalım. Fikirlerimi size söyleyeyim. 15.000 abone için de tekrardan teşekkürler dostum. Şöyle bir pil çıkmıştı ama pil şişkindi, bozuktu. Bu pilden aldım, 15 lira civarı satılıyor. Şarj aleti de böyle eski old school Nokia şarj aleti. Şimdi cihazın şöyle taco telefon diyorlarmış ya buna, gerçekten taco'ya benziyor. Ama şuradan telefonla konuşma olayı gerçekten çok saçmaymış. Zaten bundan sonra çıkan modeli, yanlış bilmiyorsam QD olan modeli, QD ya da bilmiyorum QD olan modeli de onu gidermişler. Aynı zamanda da oyun takmak için demiştim, şuradan falan bir yerden takılıyor oyunu. Pili falan her şeyi çıkartmak lazım. Şu memory kartı çıkarmak lazım. Olayı da gidermişler ama yine de çok satmamış. Bu konsol toplamda, inanamayacaksınız, toplamda 3 milyon satmış gerçekten. Ya zamanında insanlar bunda radyo dinliyordu. Zaten bakın şurada radyo tuşu var, müzik tuşu var. Müzik dinliyorlardı. Ne bileyim, telefonla konuşuyorlardı. Film veya video da izleyebiliyorlardı sanırsam. Ben çünkü kullanmadığım için bilmiyorum yani. Alamıyordum, çok pahalı. Türkiye'de inanılmaz pahalıydı bu. Şimdi içerisinde şöyle 512 MB bir hafıza var. Zaten içerisinde oyunlar var. Bir açtım zaten. Söylemiştim ben, bir kere bir açtım. Şimdi zaten tekrar açacağız, oynayacağız. Bunun bir de QD modeli gerçekten çok güzel gözüküyor ama işte paramı kayıp alamadım. Bunu da bir arkadaşımdan aldım. Oyunları beraber ondan aldım. Ama oyunların jelatinli olduğunu bilmiyordum. Bu oyunu açacağız. Hatta şu oyunu da açmak isterdim ama Tomb Raider'e baksak daha mantıklı olur değil mi? Tomb Raider, çünkü bu konsolun çıkış oyunlarından bir tanesiydi. Tomb Raider'ın jelatini açacağız, bakacağız. Hiçbir N-Gage oyununun kutusunu daha önce hiç görmedim abi. Onu söyleyeyim. Kart falan var. İçerisinde bakın telsimat varmış ya. Şimdi bir aleti toparlayalım. Şöyle. Şunu da takayım. Kulaklık çıkışı var. Başka şu ne işe yarıyor bilmiyorum. Şuradan açılıyor. Buradan da işte telefonla konuşuyorsunuz. Çok acayip değil mi? Şuradan da data transferi oluyor sanırsam. 50'ye yakın oyunu var demiştim. Oyunların çoğu internette var. İleriki videolarda, retro cumalarda zaten bunda oyunu bol bol oynayacağız. Oyunları da buradan atacağım sanırsam buna. Bir açalım o zaman şu cihazı. Değil mi? Bakalım. Hop, açıldı. Okey, şimdi tamam diyelim tarihe falan. Çok iyi bir şey yapmayalım. Menüye geldik. Şimdi bizi ilgilendiren kısım zaten oyunlar. Değil mi? Oyunlara aç diyelim. İçerisinde şu anda 4 tane oyun var. Skyforce, Bounce, Sonic N. Sonic N'i şöyle bir açalım. Evet. Aynı zamanda da burada kutusu var. Bunu açmayacağım ya. Şimdilik açmayacağım. Ve fena gözükmüyor. Sonic. Tails. Güzel, nice. Tabi bunlarla oynuyoruz değil mi tuşları? Tuşlar bunlar. 5 tuşuna basın diyor abi. Çok iyi, ilk defa hayatımda böyle bir şey gördüm. Evet, 5 tuşuna basalım. Game Start diyelim. Şöyle bir bakalım değil mi? Buradan seçebiliyormuşuz. Hadi bunu seçelim. Değişik olsun. Ekranın ortasını kullanıyor. Çok küçük bir yerde kullanıyor ama bu şurada zıplama olsa gerek. İdare eder ya. Hani
Bunun öyle bir artısı var tabi. Ve 3 boyutlu oyunları çalıştırması da iyi. 3. parti oyunları da iyi olmuş ama genelde kötü oyunlar yani. Zaten internetten birçok oyunu elde ettim. Retro cumalarda olsun, başka bölümlerde olsun çekeceğiz. Ama ilk başta bir engage'imize bakalım değil mi? O yüzden bu videoda bunu yapıyoruz özetle. Evet. Neyse bir daha şu şeyi açalım değil mi? Tomb Raider'ı açalım. Açmamakta kararsızım ama açalım değil mi bu kanalda? Neler açmıyoruz ki? Evet şunu. Şöyle açalım. Bayağı kaliteliymiş ya. Jelatin çok kalın bir jelatin yani. Çok kaliteli bir jelatin. Oha. Tamam açtık. Evet. Şimdi bunlar var tabi. Bunları da çek yırtmak lazım. Evet açtık. Ops. Uf. İşte sevdiğim şey bu ya. Şunun bir sesini kapatayım. Sevdiğim olay bu abi. Kitapçık falan var. Şurada oyun kartuşu koymak için bir yer daha var galiba. Kitapçığına bakalım. Of, bayağı kalın kitapçığı varmış. Tabi çeşitli dillerde Türkçe var mı acaba? Şöyle bir kitapçık. Oyunu nasıl takacağımızı mı anlatıyor burada? Burada da oyunu nasıl takılacağını anlatıyor. Şurada şeyler var. Bu çok garime gitti. Aa, adamlar bayağı bir şey koymuşlar ya. Bakar mısınız şuna? Çok ilginç değil mi ya? Kartuş koymak için. Acaba Switch kartuşları olur mu buna? Olur sanki. Değil mi? Olursa efsane olur ama kapanmaz herhalde bu sefer de. Kapanmıyor. Switch kartuş koyardık. Şimdi kartuşu şöyle bir... Nasıl çıkacak kartuş? Kartuş çıkartmak için de şuradan şöyle yana çekiyoruz sanırsam. Güzel bir kutu dizaynı olmuş yani açıkçası. Şöyle çektim, geldi kartuş. Bildiğiniz böyle bir şeye benziyor. SD karta benziyor. Switch'in kartuşundan daha küçük. Tadına bakmayacağım. Acı değildir, kimse bunu yutmaz. Zaten öyle bir şey düşünmemişlerdir diye umuyorum. Şimdi bunu bir takacağım. İlk defa bir kartuş takacağım. Diğer açtığımız oyunlar hafızasındaydı. Bu arada açıkmış. Şunu bir kapatalım. Olacak o iş. Neyse. Aynen öyle. Hafızada mağazada bahsetmiyor. Çok garip değil mi ya? Sizce de. Hadi bakalım. Geçenlerde PlayStation 1 versiyonunu oynamıştık PS Vita'da. Şimdi de bunu da oynayacağız bakalım. Yalnız kutu içeriğine hasta oldum ya. Kitapçığa. Şu şey falan ne güzel olmuş plastik şey. İlk defa gördüğümce şaşırdım. Tamam buraları geçiyoruz. Tamam, oyunlarda mı? Evet bakın Tomb Raider burada gözüktü. Şuradan aç diyorum. Bakalım. Hadi bakalım ben bundan 10 sene önce hatta 10 seneden de fazla 10-15 sene hatta 15 sene değil ya 2003 ise 16 sene önce oynamıştım. 16 sene sonra bir bakalım. Evet menümüze geldik. Hızlı açıldı bu arada oyun. Options. Arena herhalde online özellikleri de var. Start game diyorum şöyle. New game Lara'nın evi mi mağara mı? Lara'nın evine bakalım değil mi? Loading ekranı fena değil hızlı. Evet evini bir keşfedeceğiz Lara'cımızın. Yön tuşlarıyla falan oynamak biraz değişik ama bu arada ses nerede abi? Niye ses çıkmıyor? Anlamadım onu. Grafik kalitesi olarak fena değil ama frame'ler böyle yani 30 mu 30'dan düşük mü anlamadım böyle yavaş gibi. Bir de çok rahat çekemiyorum ekranı ya. Parlaklığı falan çok iyi değil ekranı yani. Hiç parlak bir ekran değil. Bonnetler uzun. Şurada biraz daha net gözüküyor. Şimdi yukarı bastığım zaman yürüyor abi kendiliğinden. Bunda bir etkileşim yok şimdilik. Şöyle tuzaklar muzaklar var. Bildiğiniz şey Tomb Raider. Ama neden
Bu tuşlar çalışmıyor mu anlamadım. Süreyi tırmanmaya çalışacağım. Aslında ilk sözlükle falan yorumlara baktım. Bu dönem için çok iyi falan diye öyle bitiremiyor. Ben de hani merak ediyordum zaten. Kartuş da şurada bakın, fena değil. Hani koleksiyon amaçlı alınabilir ama bunun QD modeli bulursanız o daha güzel olabilir bence. Hatta 50'ye yakın oyunu var. Oyunlarında çoğunu kanalda oynayacağız. Az önce söylediğim gibi. Böyle genel olarak en geç bu. 2019'da en geç alırsanız böyle oluyor. Ve hayatımda ilk defa en geç sahibi oldum. Kutusunu da ilk defa gördüm. Oyun kutusunu ilk defa gördüm. Açtım. Gerçekten ilginçmiş. Buna da bayağı oyun sar. Oyunlar 20 MB falan. Elder Scroll'u indirin 20 MB'ı. Elder Scroll'u da retro cumada oynayacağım. Gerçekten merak ediyorum. Yani şu konsola özel bir Elder Scroll oyunu var. Gerçekten ilginç. Evet, böyle arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Engage size nasıl bir cihazdı? Siz aldınız mı ya da zamanında benim gibi böyle Teknosa'da falan deneyip ama isteyip de alamadınız mı? Ne bileyim işte bu telefonun şu şekilde kullanılması sizce nasıl, saçma mı? Ne bileyim, düşünceleriniz neler? Yorumlara bekliyorum. 15.000 için dergisi tekrardan teşekkürler. Şuradan da konsolu kapatayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.